Vakfı'ndaki cinsel istismara ilişkin iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti ve savcı aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Türkiye'nin haftalarca konuştuğu utandıran olayda yargılama 30 Ocak'ta başlıyor. EKG 6 yaşındayken başlayan istismarda sanıklar hakim karşısına çıkacak. Öncesinde dikkat çekici bir karar alındı. Timur Soykan'ın Bir Gün gazetesine yazdığına göre iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değiştirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi savcısı Ercan Ateş başka bir savcıda 2 yıl bekleyen soruşturmayı iddianameye dönüştürmüştü. Ercan Ateş, aile suçları ile ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Soykan, bunun bir terfi ya da tenzili rütbe olmadığını, ancak istek dışı yapılmış bir görevlendirme olduğunu yazdı. Atamanın arkasında, savcının HKG'nin suç duyurusu ile ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermemesinin etkili olduğunun konuşulduğunu belirtti. Sonra da İmbin Haber'in ihlasını takvanın bütün çaylatı. Mağdur HKG'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel'le anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. HKG'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.